Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tüpraş hissesini değerlendireceğiz. Bakın Tüpraş'ta minör görüntülerde 2021 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı. Majör görüntülerde ise daha başka çizmiş olduğumuz geçmiş yıllardan gelen kanal görüntümüz vardı. Ancak minör görüntülerin önce hedeflerine ulaşmasını, sonrasında yukarı yönlü kırılım olursa majör görüntüleri tekrardan yayın yanımıza ekler ve üzerinde değerlendirme yaparız dedik. Adım adım gitmek daha doğru olacaktır ve 85 TL'lerde kanalın içine girmesi ve retest hareketini yapmasıyla aslında Temmuz ayından itibaren 170 TL kanal üst bandının hedef olduğunu hemen her yayında söylüyorum. Fiyatlar 170 TL'ye gelmeyle birlikte kanalımızın üst direnç bölgesine geldi. Hatta 174 TL'lere doğru gün içerisinde gitse de üzerinde kapanış yapamamayla birlikte aşağı doğru düşen bir trend oluşturduğunu görüyoruz. Bu düşüş teknik olarak son derece normal bir düşüştür arkadaşlar. 170 TL'lere fiyatların gelmesiyle zaten yapmış olduğumuz yayında arkadaşlar yüksek riskli satış bölgesine geldik. Bakın daha önce Ocak aylarında bu bölge test edilmişti ve bununla birlikte yukarı yönlü aşılamamayla çok sert bir düşüş görmüştük. Buralardan da aşağı doğru bir gevşeme, bir realizasyon hareketi olabilir. Kar realizasyonu yapılır bu bölgede demiştik. Buraların üzerine atamamayla ilk destek bölgesinin beyaz yükselen trend olduğunu, buranın da kırılmasıyla kanal orta bandına kadar fiyatların gelmesini beklediğimi söylemiştim. Tabii yükselen bir trend olmasından dolayı fiyatlar kanal orta bandına hangi zamansallıkta gelecekse ona göre destek bölgesi de değişkenlik gösterecektir. Kısa vadede gelmesi ihtimalinde aşağıdaki önemli destek bölgemiz 140 TL civarından geçiyor. Yeni alım yapacak arkadaşlar veya yukarılardan maliyetlenip de maliyet düşürmek için tekrardan alım yapmak isteyen arkadaşlar 140 TL'lerde alım yapabilirler. Ancak bu yükselen trendin seviyesi de her geçen gün yukarı yönlü gitmektedir. 140 TL'de sen bir ürünü alım yönünde değerlendiriyorsan, 140 TL'nin altında kapanış yapıyorsa şunu diyeceksin. Buradaki kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandı aşağı yönlü kırıldı ve fiyatların daha da baskılanması beklenir diyeceksin. Aldığın pozisyonu stop edip kapatman lazım. Teknik analiz bize bunu söyler arkadaşlar. Bir bölge destek olarak görülüyorsa burası destek olarak çalışabilir. Buradan yükselişler gelebilir. Ancak desteğin altına geldiğinde stop olup kenara çekilmek lazım. Artık destek rolünü yitirmiş demektir. Dolayısıyla Tüpraş'ta bakın yarın itibariyle 139 TL olarak görülüyor destek bölgemiz. 18 Ekim tarihi itibariyle 140.8 TL görülüyor veya 23 Ekim tarihinde buradaki destek noktamız 142.6 TL olarak görülüyor. Bu bölgeye hangi zamansallıkta gelecekse destek fiyatına geldiğinde alabilirsin. Altında kapanış olmadıkça da yukarı yönlü taşıyabilirsin arkadaşlar. Destekler bu şekilde alım ve satım için uygundur. Aksi halde düşen trendin yukarı yönlü kırılmasını bekleyeceksin. Bir ürünü alırken satış pozisyonunu belirlemen lazım arkadaşlar. Bir strateji doğrultusunda alman lazım. Aksi halde uzun vadeli yatırımcı olman lazım. Şimdi sen kısa vadeli yatırımcıysan nereden olursa olsun ben alayım ve bekleyeyim şeklinde bir kısa vadeli yatırımcı olmaz. Uzun vadeli yatırımcı vardır, kısa vadeli yatırımcı vardır. Kısa vadeli yatırımcı dediğimiz illa fiyatlar %5-10 gitti hemen satayım diyen yatırımcı değildir. Yani burada 140 TL'de alır, 140 TL kırılmadıkça tekrardan kanal üst bandına kadar bekler. 140 TL kırılırsa da aşağı yönde satar. Veya 140'da gelir, 150'de keyfine uygun bir şekilde satmak isterse satabilir. Ama 140 TL'de alıp 140 TL'nin altına düşerse satmamazlık yapmaması lazım. Çünkü destek çalışmıyorsa desteğin altında daha fazla fiyatların baskılanması beklenecektir.
Benim Tüpraş'tan beklentime gelirsek kanal orta bandına kadar gelmesini, kanal orta bandının destek olarak tutmasıyla birlikte yani 140 TL civarlarının hangi zamansallıkta gelecekse bakın 20 Ekim'de 142 TL oluyor. Bu bölgeye gelmesini, buralardan destek olarak tekrardan yönünü yukarı yönünü çevirmesini ben beklerim. Tüpraş hissesi bu bölgelerde kanal orta bandı bölgelerinde alım fırsatı olarak düşünülmelidir ve ilk hedefi 200 TL olacaktır. Sonraki hedefi ise 260 TL olarak ana hedef şeklinde karşımıza geleceğini ben düşünüyorum. Bu bölgelerde lütfen alım yapıyorsanız altında kaldığında satmak üzere alım yapın. Benim stratejim bu şekilde. Ben 170 TL civarında sattıysam 140 TL civarında bu bölge civarlarında alırım ve altına gelmediği sürece de 200 ve 260 TL hedeflerinin gelmesini beklerim. Şu anda yönümüz negatiftir. Ancak alım bölgesine de yakın olduğumuzu düşünüyorum. Sarı düşen trendimizin direnç noktası yarın itibariyle 150 TL'dir. 150 TL'nin üzerine atarsa fiyatlarda güçlenme beklenir. 150 TL yukarı yönünü aşılamazsa 140-142 TL bölgelerine doğru fiyatların zamansallığına göre gevşemesi beklenir. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.